E bu, bu hatta Zidane bir röportajında bunu söylemişti. Yani nasıl bu kadar büyük başarı elde ettin? Ben e, teknik direktör olarak e, elimdeki grubu iyi idare ediyorum demişti. Doğru. Yani bir ara var ya doğru, üst üste doğru, bu, doğru. bütün kupaları topladığı dönem. Mesele o işte zaten. Ya yani o ya. mesele o. 30 yani, tane o, oyuncu var. Ha, 30 farklı karakter var evet. elinde. Yani öğretmenlik de öyledir. Bizde de öyledir yani sistem. Yani 30 farklı öğrencin var. Yani, Şimdi abi sen en bak sağda oynadın. Evet. Haldun abi sahada oynadı sarı yerde. Döndü bu tarafa Giresun'da yöneticilik yaptı. Tabii, Doğru mu? Sarı yerde de yaptım. Bir hem orada hem burada. yaptım. Şimdi aşağıda diyorsun. olmakla masada olmak farklı değil mi? Kesinlikle. Yüzde Kesinlikle. Affet abi bu iş böyle. Ya, ben futbolcuyken sadece e, takımla ilgili sorumluluğum var. Kendi Hah. sorumluluğum var. Aynen. Şimdi antrenör olunca alan daha büyük oluyor. Yönetici olunca daha da büyüyor. Dolayısıyla Bunların hepsi farklı. Ee, ama bunları iyi yapabilenler veya işte iyi bir takım, kurgusu iyi olan bir takıma denk gelirsiniz, e, alır başınızı gidersiniz. Ama öbür türlü işte sonuçlar da e, bunun bir şeyi. E, sonuçlar kötü gittiğinde antrenörle oyuncu arası gerilebiliyor işte e, sonuca odaklı olduğu için. <laughs> Belki ondan kaynaklanmış olabilir e, o tip haberler. Yoksa İbrahim üzülmez. E, milli takım oyuncusu, eski milli takım oyuncusu çok e, kariyeri çok iyi, çok düzgün insan. E, bana göre iyi bir tekniktir direktör. E, ama maalesef ülkemizde. Antrenör sirkülasyonu çok fazla oluyor. Bazı yerde tutmuyor hocam. Yani şimdi onun kötü antrenör olduğu, kötü teknik adam yok, olduğundan yok. kaynaklanmıyor. Bazı yerde tutmuyor. Şimdi ben birkaç tane örnek vereceğim. Gordon Mil, evet. Gordon Mil, Beşiktaş hikayesi yazdı, Trabzon'a gitti olmadı. Yani bu işler öyle değil yani. Stankovic hem Beşiktaş'ta hem Trabzon, şey hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da şampiyon oldu. Sanıyorum karşı yakaya gitti. Hayal kırıklığı. Yani Ertuğrul Sağlam Hoca, he, Bursa'da şampiyon bur oldu sonra e, ya es eski günlerini eski, arıyor hoca. Eski şehirde i̇yi olmadı insan, tekrar. çok iyi bir antrenör Tabii ama... Şu anda Samsun'da mesela çok iyi gidiyor. Şu anda iyi yani, gidiyor. Şimdi bu işler şöyle bir şey. Yani biraz da hocalar ellerindeki malzemeyi diyorum ya hep grubu iyi yönetebilmek. Yani iyi yönettiği zaman ben Ertuğrul Hoca ile de konuştuğumda e şöyle söylüyordu, o gün herkes bir şeylere inanıyordu. Yani o inanç vardı hepimizde diyor. Yani şimdi işte bazı şeylere inanmak gerekiyor. Yani bu sadece hocanın inancıyla olacak bir iş değil. Yani grup da inanacak, hoca da inanacak. Evet. E, birlikte e, aynı şeyi e, hissedecekler, yaşayacaklar. böyle oluyor bu Peki, iş yani. Peki, o sonuçlar da gelmeli. O sonuçlar geldikçe inanç daha çok artıyor. Nasıl bir ilk yarı gördük hocam? kasımpaşa Fenerbahçe. beklediğiniz gibi mi geçti? Yok aslında daha iyi geçti diyebilirim Fenerbahçe adına. Dörde yakın bir pozisyona girdiler ve çok net pozisyonlara girdiler. Ama akabinde baktığınız zaman Kasımpaşa'nın da o tip pozisyonları oldu. Dolayısıyla maç ortada duruyor. Her iki tarafta ceza sahasına çok rahat giriyor. Bunu gole çevirebilen ...büyük ihtimalle galip gelecektir. Ben de istersen biraz ilk yarı değerlendirmesi yapayım. Yani Fenerbahçe'de şimdi zaman zaman Geri Rodriguez zaman zaman Deniz Türüç kanat organizasyonlarına önem veriyorlar. Özellikle sol kanattan gelen 2-3 tane çok önemli pozisyon var... Bu sahanın özelliği ceza sahasına giriş bak şurada da mesela aynı Hasan şekilde Ali sol taraftan geldi. Hasan Ali'nin pozisyonu ve Hasan Ali tekrar Deniz'in vuruşu. Deniz'in vuruşu gördük. daha doğrusu biz görüyoruz ama izleyicilerimiz göremiyorlar. şunu söylemem lazım. İki kanadı biraz daha zengin kullanmaya çalışan taraf Fenerbahçe. Topu orta alanda çok fazla tutmaya çalışmıyor. Kanada doğru taşımaya çalışıyor. Öyle olunca tabii avantaj şu anda biraz daha Fenerbahçe'nin elinde. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. İlk yarıyı daha domine eden taraf Fenerbahçe'ydi pozisyon zenginliği açısından. Kasımpaşa kendi sahasında daha fazla kalıp savunmadan çıkışlarda daha hızlı çıkarak savunma arkası koşular yaparak gitmeye çalıştı. Bak yine biz izliyoruz sol taraftan. Sol sol taraftan atak zenginliği oluşturdu. Sağda da Deniz zaman zaman Dirar'ın bindirmeleri var. ama şunu söyleyelim yani Deniz'in kaçırdığı pozisyon ve Ozan'ın kaçırdığı pozisyonlar gerçekten %100 pozisyonlar yani. Evet, kesinlikle. Şimdi bir arkadaki ekrana verebilir miyiz sevgili İrfan? Ee, bu iki takımın ilk yarı istatistiklerini okumak istiyorum. Ee, toplu oynama oranları, şut, korner offside. Bak iki takım hiç offside'e düşmemiş abi. 8'e 8 fauller, ikili mücadele 579'a 9'a kaç? 42.1. İki sarı kart Kasımpaşa'da. Yani böyle birbirlerine yakın. 48.7 toplu oynama Kasımpaşa, 51.3 Fenerbahçe. Buyur abi. Ee, şimdi pozisyonlara baktığınızda da e, ee, Kasımpaşa 4-5 kişiyle savunma yapıyor çok kopuk oynuyor Kasımpaşa gol yerse bu yüzden garanti yiyecek ve bir tane yerse büyük ihtimalle peşi de gelecek onun 2 olur 3 olur 4 olur önüne geçemezsiniz Ama Fenerbahçe ona keza daha fazla adamla e, savunma yapıyor ama rakip 3 kişi sen 8 kişiyle savunma yapıyorsun Fenerbahçe'nin burada biraz daha cesaretli olup e, atağı daha erken kesmesi gerekiyor. Çok geri kaçıyor. Ceza sahasına yaslanıyor. Fenerbahçe'nin de eksisi o. Yerse Fenerbahçe o şekilde gol yiyecek. Evet İbrahim Üzülmez demiş ki görev, yapma, e, görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursa Spor Teknik Direktörlüğü'nden bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içinde bana destek olan Bursa Spor taraftarına Sayın Başkan Mesut Meslan ve yönetimine futbolcularıma ve tüm çalışan emekçi kardeşlerime ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Güzel, güzel evet, bir yani hayırlısı olsun. E, güzel bir veda. Güzel bir Tabii veda. Tabii şimdi orada çok enteresan şeyler var. mesela kadroda enteresan bir harman var. Burak Kapacak gibi genç bir oyuncu var gayet güzel ama işte Yevgen Seleznov gibi, Selçuk Şahin gibi, Serdar gibi, Serdar Özkan gibi oyuncular da var. Yani tecrübeli oyuncular, genç oyuncular harmanı var ama istenen performans bir türlü ortaya çıkmadı. Biraz da yaşlıca bir takım bildiğim kadarıyla yani şimdi şey oynarken. Evet. Onun da dezavantajı var. Yani bu olik biraz genç koşan, koşan mücadele eden oyuncuları daha çok kucaklıyor olik. Öyle bir özelliği var. Karagümrük'te bir kırmızı kart vardı ama... Şimdi Tam göremedim kart. abi evet, ben. Evet, kırmızı kart vardı Onu araştırıyorum. Ben de şimdi siz, de, siz konuşurken oraya bakıyordum, göremedim ben de. Ben şimdi sana hemen söyleyeceğim kimin oldu. Devam edin. Ee, yani Bursa takımında hem tecrübeli hem genç oyuncular var. Önemli olan e, özellikle tecrübeli oyuncuların e, son maçlarda oyuna ağırlığını koyması. Barış, i̇şte Barış anda... Baştaş, ikinci sarıdan kırmızı görmüş Karagümrük'te. Evet, evet devam edelim. Yani Barış'ta gezginlerimizden biri Kasımpaşa, Alanya, çok Gümrük e, yani e, gezginlerden biri oldu. Genç yani genç Galatasaray'a geldi. Uzun lafın kısası e, maalesef böyle şeyler oluyor. E şimdi tabii Toto için bunlar var. Şimdi kaçınılmaz. Bu, e, yani şöyle bir şey var Aykut. Şimdi bu kadar kısa sürede kim gelecek ve hemen ayağa kaldıracak. Yani son 6 maçı son 6 değil hatta 5 maç kaldı. 5 maçı hemen çevirecek öyle. Şimdi teknik direktör aramanız gerekiyor. Böyle bir durumunuz söz konusu. Çok hızlı bu işi yapmanız lazım. Vallahi benim kulağıma bir yardımcı Sende adamlar, vardır bir şeyler. Musa Hoca e, olabilir diyorlar. Daha önce çalıştığı. Samet Aybaba döneminde de vardı Musa Hoca. hatırladı Ya benim aklımda bir hoca var ama bilmiyorum tabii giderler, gitmezler. O Bence başka. Bir şey açık ya. açık söyleyeyim mi? Abi Oyuncu grubu kim isterse o gelecek. Yani sen muhtemelen istihbarat, ama o kötü bir istihbarat almışsındır ama oyuncu grubu yani şöyle güzel bir Biliyorum, söz var. Biliyorum haklısınız abi. Aykut Söylemek güzel bir söz bir şey. var. <laughs> Kusura bakmayın ama. Nasıl gelirsen öyle gidersin. <laughs> Kimle gelirsen öyle gidersin. E, o, o doğru bir hamle değil yani. Ben kendi oyunculuğumda da benzer bir şey yaşıyorduk. E, son anda geri döndük. Oldu. E, Ondan sonra sizin istediğiniz hocayla da alamazsanız siz o puanları. Ne olacak? Yani zaten bir de alırsan da şöyle bir soru işareti çıkmayacak mı ortaya? Şunu söylemeyecekler mi? E, daha önce niye oynamıyordunuz? Yani hocaları göndermek için mi bunu yaptınız demezler mi? Hoş hoş değil. Yani futbolcu sadece saha içindeki e, olaya kendini konsantre etmeli. Başka hiçbir şeye karışmamalı. Evet işini yapmalı. Kısaca. Onun dışındaki her şey futbolcuları yıpratır yani. Bundan sonra oynayacakları yerlerde de veya transfer olacakları yerlerde de sıkıntı yaşarlar bu nedenlerden dolayı. Ben bir abileri olarak sadece futbolu oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? Ben, evet. Benim evet. kendi düşüncem. Yani Bursa Bursa gibi şehirler yani Bursa Sakarya Kocaeli Eskişehir gibi şehirler, futbola renk katan şehirler, yani hepsini saymıyorum birçok şehir var da bunların tabii ne kadar Süper Lig'e yakın olabilirlerse o kadar önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Şunu da ekleyeyim. Tabii hocam. Bursa Spor iyi bir takım. Yani bu gruptan çok rahat bir şekilde çıkmaları gerekiyordu. Evet. Neden bu duruma düştüler diye soracaktım. İşte sormuyorum da yani. Aslında iyi bir ekip. Ee, ilk bir iki de rahat çıkması gereken bir takım. Şimdi Ümraniye Karagümrük maçı da bitti. 1-1 bitti evet. Orada da e, bir puana bir bakayım ben. Evet puan. abi hazır ara gelmişken e, hemen önümde açayım. kasımpaşa Fenerbahçe devre arası gelmişken. Şimdi orada Hatay e, artık gidiyor yani hedefe doğru. 54 puan Haldun abi. Erzurum 50 maç e, Erzurum 50 4 puanlık fark. Bursa 46. Adana Demir e, yarın oynayacağı maçta Bursa Sporu geçme ihtimali var. Akisar 45 geldi. Heh, bu Heh, çok güzel. Geldi. Şimdi bakalım. Çok teşekkürler İrfan. Hatay 54, Erzurum 50. Şimdi Hatay'ın çok büyük bir avantajı var. Ee, yani bu 4 puan diye bakma buraya. 4 puan diye bakma. İlk 2 çıkacağı için 3.ye bakacağız biz. Yani 3. kaç puanda ona bakacağız. Mesela Adana Demirspor kazanırsa 48 olacak. Evet. 48 yani kazanırsa 48 olacak. 48 olduğunda 6 puan yine fark var. Evet, yani 5 maç. maçta 6 puan, 2 maç, maç balansı olacak. Onun için yani öyle bakmak lazım. Biz biraz orada yanılıyorlar. Yani aa ikinci ile falan. Halbuki iki takım zaten çıkacağı için ikinciyle araya bakmak. Ikinci lazım. İkinci de olsan çıkıyorsun. Evet, çıkıyorsun. Hatay'ın çok büyük avantajı var ve Erzurum şimdi tabii çok önemli bir avantaj elde etti. Adana Demirspor'da bu noktadan bu noktada yukarıya doğru gelebilir. Yarın maçını kazanırsa Oradaki çekişme çok büyük olacak. Ee, Fatih Karagümrük ve Ümraniye çok önemli bir fırsat kaçırdı. Hangisi kazansa çok önemli bir e, şans elde edecekti. Mesela 45 puan e, kimin var? Karagümrük'ün 44 var. 46 olacaktı mesela zirveye gelecekti. O şansı kaçırdı. Şey de abi sen e, İsmail Ertekin adı da geçiyor Bursaspor'da. onu da söyleyeyim. Ha e, O zaten Balıkesir'de çalıştığı bir Şeyde çıkarttı. Çıkarttı Balıkesir'i biliyorsun. Evet evet. On da adı geçiyor İsmail Hoca da adı geçiyor. Peki son sıralara bakalım. Bir de 1. Lig'in Saffet abi'ye de söz vereceğim tabii burada. Kusura bakma Saffet abi. Yok yok. 38 38 Keçiören Gücü menemen ki ikisi de e, gerçekten çok koşan takımlar. Balıkesir e, e, 35 puana sahip. Şimdi aşağısı tabii ki Eskişehir, değil mi? Adana Osmanlı. Ha? Evet. Haldun Eskişehir, Adana, Osmanlı, Bolu Bolu, yani şimdi Altınordu. Eskişehir gitti. Altınordu, Altınordu gitmez. Büyük ihtimalle yani o, onlar kurtardı. Dört tane takım arasında Eskişehir gitti. Eskişehir şimdi, gitti abi. Şimdi şöyle bakmamız lazım. Eskişehir gitti. Ee, Adana, İki tane takım aradı. Adana maçını oynadı. Giresun'la sunulabiliyorsun. Bugün yani 5 maçı kaldı Adana'nın. Ee, yani 5 maçı kazansa 15 puan yapabilir. 5 maçı da kazansa o zaman e, belki bir şey olacak. Onun dışında baktığımızda Yok, e, Osmanlı, Osmanlı Bolu, e, Eskişehir e, bu dörtlüden e, 3'ü gidecek. Çünkü Altınordu 31 puanı var. 2 maç balansı var yani onu söylememiz play lazım. Playoff için ne dediniz abi? Sen bir şey söyledin ben, mi playoff için? playoff için şunu söylüyorum. Şimdi Erzurum ve Hatay bence çıktı yani çok mucizeler olmazsa hatay çıktı. Erzurum ve Adana Demirspor, Erzurum, Adana, Bursa bir kere e, o ikincilik için en en şanslı takımlar diye görüyorum ben. E, onun dışındaki e, takımlar Karagümrük, Ümraniye yani o, onun dışında sürpriz e, iki takım aranıyor. Bir iki takım aranıyor. Onlara bakacağız. Akisar mesela o sürpriz takımlardan biri olabilir. Tekrar başa gelirsek puanları göreceğiz burada. E, Akisar da maçını oynamadı çünkü. E, şimdi bak e, şurada gördüğümüz e, Altay'ın da şansı var. Hatta e, Ümraniye Giresun'da e, şansımız var diye. Çünkü Giresun'un bir maçı eksik biliyorsun. İstanbul Spor maçı yarıda kalmıştı. 1-0 mağlupken. E, o maçı kazandığı takdirde de... Yani diyelim ki 1-0'dan döndürdüğü takdirde 44 puana geliyor. Yukarıya yaklaşmış e, oluyor. Yani şu nokta biraz e, karmaşık ama bana göre... Hatay, Erzurum, Bursa, Adana Demirspor, Akisar burada olur gibi geliyor. Hı hı. Beş takım. Altıncı o, takım kim bilmiyorum. Olabilir. Adana Demirspor çünkü grafiği inişli çıkışlı çok enteresan takım. Kadrosu müthiş bir kadro. Normalde onların yukarıda olması gerekiyordu ama dediğim gibi inişli çıkışlı grafikleri var. Bursa'nın kadro yapısı çok uygun. Onların aslında kesinlikle ilk birde yer alması gerekirdi bunda. Ee, Erzurum inişli çıkışlı grafiği var. Onlarda e, enteresan bir e, futbol yapıları var. E, çok ağır oynuyorlar. E, ondan dolayı bir şey diyemiyorum Erzurum için. Yani bu Buradan çıkabilir de çıkamayabilir de Erzurum takımı ama Aksar'ın dahi e, bana göre şansı Mesela demir, var. Demir kazanırsa 2 puana düşecek Erzurum'la. Adana Demir kazanırsa... Evet. Yani şimdi şöyle işte ben diyorum ya. 5 takım aslında belli. İkisi yukarı çıkacak. Üçü playoff'ta kalacak. Bir takım arıyoruz. Yani çok büyük sürpriz olmazsa. Yani şurada Erzurum, Bursa, Adana Demirspor ve Hatay bana göre yukarıda yer alacak. Dördü o. Akisar'da gelir. 5 olur. 6'yı koymuyorsun oraya. Hayır. 6. takımın kim olacağını bilmiyorum. Şey, Playoff play play için. Evet. Şimdi oldu abi. Şey belli değil yani... <laughs> Altın Ordu'nun bile 31 puanda olması çok iyi takım, çok iyi top oynuyorlar ama bir türlü sonuca e, endeksleyemediler onu, bir türlü o son, istenen sonuçları alamadılar. Dolayısıyla aşağıda duruyor ama bu grupta e, en iyi takımlardan bir tanesi de Altın Ordu. Altın evet. o, yani Oradaki olay şu hocam, e, çocuklar yani genç çocuklar, tecrübesiz çocuklar. Evet onun sıkıntısını yaşıyorlar. Yoksa oyuncu kaliteleri çok iyi. Muhteşem oynuyorlar. Evet. Koşuyorlar, oynuyorlar. mücadele ediyorlar ama yani işte genel bir parça da tecrübeye ihtiyaç var. Yani araya atacağın 3-4 tecrübeli oyuncuyla gidersin ama hepimiz de şunu biliyoruz ki onu da takdir ediyoruz. Yabancısız oynayan bir takım. Yani yabancı oyuncu kullanmıyorlar. Yabancı ben mesela şey de çok hoşuma gitmişti hocam ee, abi. Keçiören gücünün Malatya maçı vardı. Kupa hatırlıyor musunuz? Evet. o kadar diri bir takım. Ne kadar çok e, koşan zaten bir takım. Zaten yine yine dün koşarak yine koşarak, kazan, koşarak kazandılar. Orada e, bir kere savunma göbeğinde Samet'le e, Erdi iyi oynuyor. Önde e, Burak var. Burak iyi oynuyor. Yani e, yabancılar biraz daha isabetli olsa işte Mendi var, Diyaliba var. Biraz daha isabetli bir yabancı seçseler belki de daha yukarıda yer alabilirler. Demir Spor'da bir kabuk değiştirdi. Onlar tabii. da Murat Sancak yönetiminde Sayın Başkan bir atılım içindeler. Hayırlısı olsun. Herkes, herkesin gönlüne göre olsun. Değil mi abi? Tabii tabii. Şampiyon olan takım, ikinci olan takım, playoff ya da süperlik İkinci yarı başladı bu arada. Biz ille de bu çıksın demiyoruz. Zaten. Tabii ki. Yok tabii. zaten biz tam Gücü yapıyoruz olan? yani. Adana Demirspor'u kazanacağını düşünüyoruz. Kazanamayabilir, kazanamazsa bunlar aşağıda Ama kalır. İyi takımlar ha. gerçekten. Yani iyi biz takım. iyi takıma göre söylüyoruz zaten durumu.